teşekkürler. Bak. Efendim buyurun. Ben dönmeseydim döner miydin? Net bir cevap istiyorum Murat Boz. İsmin ne? Musa ben. Musa Ertan. Musa bugün çok hastayım. Geçmiş olsun. Sen benim soruma dönsene. He canım. Soruma gel. Ben bekliyordum son ana kadar çünkü şarkı, ben bu şarkıyı çok seviyorum. Bir de Musa da çok güzel söyledi. Ben dönmeseydim döner miydin? Sen dönmeseydin dönerdim. Zor. Sen şimdi buna evet dönmezim demeyeceğini hepimiz biliyoruz. Aa, ama şimdi sen beni şu an resmen suçluyorsun ya. Çok güzel. Musa. Kendiler o zaman halledelim. Tamam. Yani anlayamıyorum seni Murat ya. Çok iyi arkadaşız ama bazen böyle. Arkadaşlık ayrı, burası ayrı. Arkadaşım. Yani Musa'yı sana öyle kolay kolay vereceğimi zannediyorsan tabii ki yanılıyorsun yani. Değil mi Musa? Belki de vereceksiniz. Bilmiyorum, o sizin oldu aranızda. Yani evet ben... Musa seni tanıyorum. Merhabalar. Musa ben, Kocaeli'den geliyorum. 29 yaşındayım. Ne iş yapıyorsun? Müzisyenim. 10 yıldır yaklaşık sahne yapıyorum evet. Gökhan sen niye dönmedin? Niye dönmedik? Hakan niye dönmedin? Arjun görüyorsun değil mi? Sürekli sen başlatıyorsun bana geliyor. O zaman ben direkt Hakan'dan başlayayım. Hakan niye dönmedi? Nedeni şöyle. Ya şöyle. Ya hemen ciddi olunca görüşüyorum. Senin gelmen Gökhan'ı rahatlattı biliyor musun? Eyvallah abi. Şu anda o anda şu an kuruyor. Arada otomatik pilota aynen, bağlıyor. Aynen abi. O kendi böyle dinliyor. dönmesi gerekiyorsa sen başlıyorsun. Bazen evet. Duruyor. Biz çok etkilenemedik. Yani kötü olduğumuz anlamında değil. Sadece bizim grubumuzda planladığımız, kendi takımımızda planladığımız yerler, tarzlar... Daha farklı sesler gerektiriyor. Biz pek uygun bulamadık. Canınız sağ olsun. Yani. Sizleri görmek yeter zaten. Teşekkür ederiz. Peki neden sizi seçsin? Hadise ve Murat size sözleri verelim. Beni seçmesi için birçok sebebi var Acun yani. Yani adın ne yeter? Adın ne yeter? Tabii. Aynı tarzlarımız aynı. Kılık kıyafet aynı. Efendime söyleyeyim. Duruş aynı, enerji sahne enerjisi aynı. Bu yüzden mi seni seçsin? Tabii ki. Üstüne bir de hastasın. Aa. Üstelik hastayım. Bak gitme hastalanırsın. Hasta şu an. Gitme hastalanırsın ya. 3 hafta daha sürer yani geçmesi. Daha ne? Sen bu sahneye çıkacaksın, provalar yapacaksın. Çok şarkı söyleyeceğiz. Evet aynen. Bak ben gribi atlattım. Ben şu an gayet sağlıklıyım. Gelebilirim o zaman. O zaman performans mı gelecek ileriki dakikada? Aa, bravo, bravo. Hadise hayatta boş konuşmaz. Ben gribi atlattım diyorsa başka bir mesaj vardır. O da ben mesajı yakaladım mesela. Her an sahneye çıkabilirim. Beni sahneye atın. Mesaj o. Evet uygun bir zamanda bekliyoruz. Seyirci istediği an sahneye atladı. Hocam. İleriki dakikalarda biz Hadise'nin istediği, seyircimiz zaten istiyor. Bir anda Hadise'yi davet edeceğiz. Sahneye. Peki.